Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Acaristan'a baştan hoş geldiniz. Yalandan yardım. Günün erken saatinden kalktık. Çok mu karanlık etrafı ya? Yalandan yardım. Ha, buradan devam. Gazete. Yalandan yardım. Erkek krallığı falan filan. Ekstra bir mektubumuz yok. Bize hakaret etmek isteyen bir dostumuz yok. Acaristan, güzel Acaristan'da bir gümrük günü daha. Hala açık yeşil taşıtı arıyoruz. Açık yeşil taşıt, evet. En son açık yeşil taşıt. Hey, hadi gel bakalım bebeğim, gel gel. Gel bakalım, senin her yerine bakacağız şimdi. Çık oradan. Merhaba. Çık lan oradan. Fadil Yavuz, isim. Fadil Yavuz. Fadil Yavuz. Fadil Yavur. İsimden patladın sen. Bitiş tarihi 1 Ekim 81, Kasım 81. Tamam, sıkıntı yok. Pasaport numarası. Eşleşti. Güzel. Bıyıklı abimiz. Hocam, yandakileri bırakmayacaktın. Fotoğrafta da patladın. Konşimento. Bakalım. Ya sen geçmeyeceksin zaten. Şu an tamamen ben şey yapıyorum. Muz sandığı, petrol varili, çimento, gazlı ocak. Yani hoş geldin hocam, ne diyeyim. Burada bu kadar fazla şey getirmiştir ama çok yazık olacak. Sen bizim zamanımızı harcıyorsun birader. Evraklarını tam getirseydin, eksiksiz olsaydın. Madem bu kadar şey getiriyorsun, değil mi? Sence de biraz saçma değil mi bu kadar evrak, bu kadar şey olması? O parlaklık mı azaldı? Ha, bugün bulutlu bir gün. Allah Allah, karanlık oldu böyle. Ben ayarlarla oynamadım çünkü. Şunları şey yaptık. Bunları kontrol ettik. Oha, iki tane petrol varili. Ulan madem taşıyorsun, petrol varillerini neden getiriyorsun yanında? Herkes bu oyunda, bu dünyada petrol valini kendisi mi taşıyor? Evet, hepsini yazdık değil mi? Aynen. Açalım bakalım. 3 muz sandığı, 9 çimento, 2 petrol varili, 3 gazlı ocak, 2 klozet var yazmışsın, 1 klozet. Ne yaptınız oğlum diğer klozeti? Ya bak, hani çok ciddi bir konu değil. Klozeti çıkarın getirin yani. Yolla mı kullandın hocam? Ne yaptın diğer klozeti? Nereye koydun oğlum diğer klozeti? Oğlum bak, konşimenton patlayacak. Klozetten patlayacak. Yani konşimenton tuvaletten patlayacak. Bu hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Ama yapacağız ya. Ne yapalım? Onu da bak, konşimenton da gitti. Ha, sen bir de neredesin lan? Dur, sen ben nerede şey yaptığını unuttum. Bir dakika. Al barak, tamam. Şeylik bir şey yok. Gidip baştan bir kontrol edelim. Konuşmento. Erkek krallığına ambargo uyguluyoruz. Hocam, bir de ben şöyle bir bakmak istiyorum. Ne yaptın oğlum diğer tuvalet? Buraya mı, burada mı diğer tuvalet? Ah, 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 ah. Asla öğrenmiyorlar. Alaçmeno. Ne lan? Aa, bıçak gitti. Bir dakika. Komando bıçağı. Benim bir tane bıçağım yoktur. Sahte para getirmiş bir de şerefsiz. Yanında getirdikleri yetmiyormuş gibi. Neyse, açık yeşil arabayı da bulduk. Buraya bir şey saklanmıştır zaten. Çok şey değil. Aa, yine sahte para. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Var mı lan daha fazla? Vardır. İllaki vardır. İlla, aha. Bir de küfür ediyor şerefsiz ya. Oğlum getirmişsin işte. Sahte paralar getirmişsin. Kaçak mal, sahte para. Bir de şerefsiz azıcık azıcık koymuş etrafa çaktırmasın diye. Dur bakalım, dur. Ne halt ediyorsun? Ülkeye soktuğun şeyleri buluyorum. Dur bakalım, dur, daha ne yapacağız, bekle. Bakalım daha neler bulacağız. Burada ne var? Burada bir şey yok ama burada var. Küfrediyor hala şerefsiz. Dur dur, seni içeri alacağız, içeri alacağız. Bir dakika. Bir dakika, bakalım başka nelerin var. Bakalım başka nelerin var hocam. Burada bir şey yok. Her şeyi bulduk galiba. Çok da zaman harcamaya şey yapmaya gerek yok ama burada başka bir şey yokmuş gibi görünüyor. Ulan ülkeye sokmadığın bir şey var mı? Dön bakalım, arkanı dön, arkanı. Bunlarda da vardır, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bu şerefsiz burada da bir şeyler yapmıştır.
Ulan göremiyorum. Varsa da göremiyorum şu an burada. Varsa da burada buralarda görünmüyor. Maalesef varsa da buralarda görünmüyor. Hakkınızı helal edeceksiniz artık. Ben şüphelenmiştim zaten yani. İki tuvalet yerine bir tuvalet yazmış. Burada bir haltlar dönüyor diye şüphelenmiştim. Neden öyle bir şey? Neden tuvalet sayısını bir aşağıda gösterirsin ki? Neden yani? Götürün şunu. Hayır, büyük hatayı sen yaptın. Tuvalet sayısını az yazınca, klozet sayısını az yazınca ben şüphelendim. Doğru tutuklama. Suçlu tutuklandı. Hayvan gibi sahte para getirmiş. Hocam buna dikkat et. Bak işini, bak orada tuvalet var. Orada klozet var. Orayı yapacaksınız artık. Taş ocağında adamlarla ha. Oo. Bunlar hepsi şey ha. Dur bakalım. Neyse bulduk, şeyi hallettik. Hepsini şuraya koyacağız şimdi. Bütün sahte paraları. İnşallah artık gözümden kaçan bir şey kalmamıştır ama her ya baktım bayağı artık. Bak kaç tane ne kadar daha sahte para bulacağım. Bunları ben de el koyabilirdim ama yapmadım. Ben de el koyabilirdim ama kumanda bıçağını taktik bıçaktan devam etsek azıcık daha. Önce dandikleri harcayalım sonra şey yaparız. Yer boşalsın yani. Ben yapabildiğim her şeyi yaptım burada. Memur bey. Temizleyiniz burayı. Güzel. 100. Kaçakçılık engellendi. Denetleme tamamlandı. Acaba kaçakçılık ile şey aynı değil mi? Denetleme ile kusursuz engelleme aynı değil mi? Dur. F1. Mal saklama yeri ön ızgara. Ah be. Ön ızgara ne lan? Ön ızgara ne ya? Ön tarafa baktım. Tampona falan baktım ama. Motorun orası mı acaba? Neyse. Bütün kaçakçılar gitti. Gel bakalım. Araçtan çık önce. Önce araçtan çık. Ne olur ne olmaz. Kocaman askeri kamyon geliyor ya. Ver bakalım belgeleri. Hemen veriyorsun belgeleri. Onaylı yükü boş ver. Edil Soyunov. Edil Soyunov. Edil Soyunov. İyi güzel. Erkek kral. Aha. 12.81. O aha. Pasaport numarası. Sence de azıcık hazırlıksız gelmedim ya. Ha? Fotoğrafın uyuşuyor. Konşimento'na bakalım yani bakalım tabii neden olmasın. Bunu çıkarmaya gerek yok. Sus lan. Hazırlıksız gelmişsin zaten. Kontrol edelim. Başka bir şey getirdin mi? Getirmedin. 6 tane görünüyor dümdüz ya. Sorun yok gibi görünüyor. Hocam şunları temizle. 6 tane var. Adama da bütün ağır yükü yaptırıyoruz ya. Hocam yani reddedildi dedi. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Hadi görüşürüz. Hadi dostum. Geri. Hadi bakalım. Hadi ülkene, erkek krallığına dönüyorsun. Ya düzgün geleceksiniz. 6 tane valizle geliyorsan bir bakacaksın. Bir sıkıntı çıkacak mı çıkmayacak mı? Hadi o orada yönetmelikten şey yaptın. Hayvedir, pasaport numaranı eşleşmiyor. Ve başka şeyler eşleşmiyor. Selam ver. Oha yukarıdan şey yap. İn lan aşağıya. Bana öyle yukarıdan şey yapmak yok. Yukarıdan bakmak yok. Mirlan Yagisiyev. Mirlan Yagisiyev. Yaksiyev. Yaksiyev. Tamam burada bir sıkıntı yok. Bitiş tarihi 11 Temmuz 22 Mayıs. Doğru. Bir sıkıntı yok. Neredesin erkek krallığı? Sanki bazı şeylere hakim değilsin ama. Neyse o eşleşti. Fotoğraf. Bıyıklı kel. Walter White. Neyse. Conchimento. Ya hocam zaten şey geliyorsun.
Sadece zamanımı harcıyorsun. Birader, ambargo var, ambargo. Ülkeye mal sokmaya çalışmayın. Allah Allah. Bu kadar basit. Forlorn mu? O ne lan? 100 malzeme boşalt. Oo, daha neler neler yapacağız. Bir dakika. Yeni müdahale görevi mi? Tamam, bir dakika. Hemen bakıyorum hocam. Hemen bakıyorum. Hepsini şey yapıyorum, yazıyorum. Tamam. Muhbirimiz Oberanko çetesinin polis karakolu yapacakları saldırı hakkında bilgi veriyor. Karakol savunmasına katılacak mısın? Tamam, 5 dakika. Bence 5 dakikada seni de göndeririz hocam. 5 dakikada seni de göndeririz. Hemen şurayı hocam, bunların hepsini gönderelim. Hepsini yazdım, hepsini yazdım. Şşş. Hello. Hepsini geri yükle bakalım bunların. Hemen. Bence ben bunu gönderirim. Ondan sonra şey yaparım. Bu adamı burada bekletmeyiz. Hocam senin işini hemen hallediyoruz. Neredesin sen? Hemen bakıyorum. Kimyasal maddeler 3, çimento 17, peynir sandığı 2, kahve çuvalı 3, buzdolabı 2, gaz ocağı 1. Güzel. Konşimento'nun da sıkıntı yok. Ama gel gör ki giriş yönetmeliklerinden çakıyorsun. Reddedildi. Maalesef. Hadi. Evet, gidiyoruz. Ülkemi savunmaya gidiyorum. Ha, dur, G'den çalıştırılıyor zaten, doğru. Nasıl gideceğim? Dümdüz gideceğim. 3 dakikada oraya ulaşırım. Yolda beni pusuya düşürmeye çalışmazlarsa, çünkü belli olmaz. Mis gibi. Onu da kusursuz bir şekilde incelemişiz. Acaba bizim kusursuz incelediğimize kim karar veriyor? Bizim yaptıklarımızı inceleyen başka bir gümrük memuru mu var? Ve karşılıklı mı oluyor? Mesela bu taraftan o inceliyor. Sınırın bu tarafından o inceliyor. Diğer tarafından ben inceliyorum falan. Orada bir cümlede bir sıkıntı oldu. Anlam, semantik açıdan bir sıkıntı oldu. Adamların tehdidin ortadan kaldırması... Hocam. Nereden geliyorlar lan? Neredesiniz oğlum? Ölsene lan. Aa, burası çok iyiymiş. Sadece kafam görünüyor. Hey! Ben pozisyonuma geri dönerim. Keskin nişancı aldım bir. Demek ki bunun ikisi üçü var. Oğlum, benim yanıma ne atıyorsunuz? Aptallar! Nerede lan diğerleri? Ha, öldü. Dur, ortadan kaldırmayın şunları. Bir lootlayalım. İşine devam. Ulan bir lootlasaydık be. 800. Hey, 800 dolar aldık. Güzel. Güzel. Maalesef tabanca mermim kalmadı. Minik problemlerimiz olabilir orada. Ama inşallah oyun bir noktada bunu telafi edecektir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Dur. Yani şimdi biraz daha sakin, biraz daha huzurlu bir şekilde gitmemiz gerekiyor, değil mi? Bir böyle zafer edasında. Camları da kırdım, müthiş. Güzel, 2000 dolarımız var. Bir geliştirme daha yapabilirim diye düşünüyorum ama neyi geliştireceğim? Kendi evimi mi geliştireyim? Hayır, evimi geliştiremem. Evimi geliştiremem çünkü en son kendi evimi geliştirmem lazım. Önce devlet, önce görev.
Ya sanki böyle rüşvet almışım gibi bir hava olur. Evim değil. Önce şeyler. Bizim arkadaşları şey yapabiliriz. Geliştirebiliriz. O güzel olabilir. Buradaki abimizin eline başka bir silah verebiliriz. Tabanca tabanca gitmeyecek. Bu belli çünkü. Hapishanemizin durumu iyi zaten. Depomuzu daha yeni geliştirdik. Araba alabiliriz aslında. Sadece cam kırıldı. Bunu... Yok, 50 dolar vermeyeceğim cam için. Her şeyi hallettim. Güzel. Sıkıntı yok hocam. Gelin devam. Gümrük görevimize kaldığımız yerden devam. Arabalar çok güzel ya. Allah kahretsin, arabalar çok güzel ya. İn. Hocam inanılmaz karizmatik görünüyorsun. Gerekli, keşke karizmana göre konuşsaydın. Beğer güvercinin şoförde bu kadar büyük bir kalbe sahip insanların haydutları destekleyeceğine inanmıyorum. Büyük saçmalık. Allah Allah. Ad soyad Melis Sabirov. Melis Sabirov. Bitiş tarihi 11 Haziran 81, 31 Mayıs 81. İkisi de şey yapıyor. Pasaport numarası eşleşiyor. Fotoğraf eşleşiyor. Konşimenton yok. Allah Allah. Hocam çabucak halledeceğiz. Bir dakika. Sakın koltuklarımı kirletme. Haklısın bu arada. Evet, çok güzel arabam var. Haklısın. Çok güzel arabam var. Keşke bende de olsa. Oyunda yani. Yoksa İstanbul'da ne yapacağım arabayı? Kapat lan bunu. Oğlum kapağı kapat. Ayıp. Hocam her şey güzel görünüyor. Erkek krallığındasın. Yanında da bir şey getirmemişsin. Görüşürüz. Atlista. Sorun da mı? Ulan azıcık beklettim zaten. Bir şey yapmadım ki. Ulan belgeleri doğru birisi gelir. O da hayvan teki çıkar. Acayip solum. Güzel. İnşallah bugün terfi alırız ya. Ben buraya şey çağırabilmek istiyorum. Her depoda olduğunda şey yapmak istemiyorum. Dışarı. Emek Ergaşev. Güzel ismin var kardeşim. Erkek kralından geliyorsun. Yanında bir şey yok. O yüzden sıkıntı yok. Emek Ergaşev. Emek Ergaşev. Güzel. 22 Nisan. Ah. Pasaport numarası. Güzel. Fotoğraf. Hocam bıyığın çok güzeldi. Bıyığını kesmeyecektin. Konşimenton konusunda bir sıkıntı yok. Çünkü öyle bir şeyin yok zaten. Ama maalesef. Yani çok acı. Nereden? Ha. Reddedildi. Bıyık bırakıp geleceksin. Bıyık bırakıp. Bir belgeni yenileceksin, bir de bıyık bırakıp öyle geleceksin. Ha, bıyık bırakmayacağım diyorsan bıyıksız bir fotoğraf çekileceksin. Çok basit. Ben titiz bir gümrük memuruyum. Ben bu ülkeye ne olduğu bilinmedik insanları sokmam. Sokmayacağım. Yapmam. Hadi görüşürüz. Sanırım bugün için herkes bu kadar yeter. Yetmez. Ya da boş ver, çok geç oldu. Yarın yaparız. Çok geç oldu ya. Dur şunları aşağıya şey yap. Şşş. Geri lan içeri. Cezaevine. Üç tane kaçak gelse yarın üçünü de alabiliriz. Sıkıntı yok. Radyo hala çalıyor. Arabanın radyosunu açık bırakmışız. Oradaki memur bey şey yapsın yani. O biraz keyif alsın, eğlensin. O yüzden açık bıraktım radyoyu. Hocam selam. Tamam, daha çok yerimiz var zaten. Yani şuraları dolana kadar daha oho. Ben uyuyayım artık. Çatışmaya girdim, ettim. Kusursuz incelemelerimi yaptım. Bir tane mal şey yapamadık, yakalayamadık. Aa, bir upgrade yapalım. 2268 dolarımız var. Ne yapalım? Arabayı geliştirebiliyor muyuz ya? Yükselt. Oo. Ne oluyor ki? Kapasite 25. Tutuklar 5. Kapasite 25 ne ya? Ne var? Aa, bayağı düz polis arabası var. Oha. Polis memuru maksimum. Aa, bu bizimki.
İncelim asistanı. Ben seni bir yükseltiyorum hocam. Bir de tepedeki adam, abimizi yükseltiyorum. Aynen, bir seni yükselteceğim. Keskin nişancı tüfeği işte bu. Keskin nişancı tüfeği olsun bence. O güzel bir şey. Buraları kapatalım ne olur ne olmaz. Bakın zaten gece oldu. Uykuya yatıyoruz. Uykuya yatıyoruz. Uykuya geçiyoruz. Yatıyoruz yani. Yatmaya geçiyoruz. Kapıyı da kapatıyorum. En son evimi şey yaparım artık. Yeter yani. $115 dolar masraf yapmışız. Bugünkü bakiye 60, 655 dolar kazandık bugünden. Yükseltmeler 850. Mal mülk bakımı 100. İşçilerin maaşları şu an yani 315 dolar maliyetimiz var. Ama sıkıntı yok. Bunları hallediyoruz zaten. Bugün oha bugün kazandığım para bayağı sağlam. Anladım. Şimdi benim 448 dolarım mı kaldı? Ne oldu? Bugün bayağı kazandığım gibi görünüyor. Yo 1103 dolarım var. Artık aylaklığa son. Dün genel sekreter evrensel çalışma yükümlülüğü yasasını imzaladı. Allah Allah. Ancak ülkemizde artık ihtiyaç duymadığımız meslekler var. Bilgi panosunda bunların bir listesini bulacaksın. Yani çalışkan insanlar şey yapsaydık ya gazete. Herkes için iş. Acaristan sesi 25 Nisan 1981. Genç neslin ahlakını korumak için parti kararı ile genel çalışma zorunluluğu getirdi. Her bir vatandaşa onurlu ve refah içinde yaşamasını sağlayacak bir iş tayin edilecek. Aynı zamanda bazı mesleklere gereksinim olmaması nedeniyle tabi burası Acaristan. Acaristan'da herkes çalışacak. Herkes ahlaklı yani onu söylemeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bazı mesleklere gereksinim olmaması nedeniyle ekonominin bazı dallarında istihdam düzeyini de düzenleyecek gereksiz meslekler listesi oluşturulmuştur muazzam. Ya, muazzam bir karar. Kraliçenin özrü. Erkek krallığından bir heyetin dünkü ziyareti sırasında Kraliçe Keylana son olay için Igor Acarov'dan şahsen özürlerini sundu. Hükümet bunun üzerine krallıktan gelen mallar üzerindeki ambargoyu kaldırmaya karar verdi. Tamam, bundan sonra erkek krallığından ambargo gelecek mi gelmeyecek mi diye bakmayacağız. Şöyle bakıyorum. Çalışma zorunluluğu ilgili yeni yasa ülkeye girişle ilgili olarak düzenlemeler getiriyor. Gelen her kişinin geçerli bir istihdam kartı olması gerekmekte. Ayrıca bu mesleklere sahip kişilerin girişine izin verilmeyecek. Gazetecilerin, öğretmenlerin ve sanatçıların girmesine izin verilmeyecek. Neden? Çünkü biz kültürümüzü koruyoruz efendim. Kültürümüzü koruyoruz. Teknik kontrol. Merkez İstatistik Ofisi tarafından gerçekleştirilen sınır yoğunluğu araştırması kapsamında sınır polisleri araçların teknik durumunu kontrol etmekle yükümlüdür. Fakat aracın teknik olarak kötü durumda olması ülkeye girememesi için bir neden teşkil etmediğini unutmak gerekir. Anladım. Aracın durumunu tespit edeceğiz ama bu sadece. Geriye bir şey yapmayacağız. Kırmızı araç, 42 yaş ve 4PQ. Zorlu bir gün olacak. Gümrük memurları için. Sen kırmızı mısın? Oho. Çık dışarı, çık dışarı. İş kartı gazeteci. Aa. Giriş yönetmeliklerinden gittin sen. Leon Soyunov, Levon Soyunov. Dur, ne? Levon. Tamam, Levon. Ben ismi yanlış okumuşum. Şöyle bir dakika. Eşleşti. Bunu böyle çıkaralım. Bunları şey yapacağız artık. 1948 sen 33 yaşındasın. 3 Ekim 81, 17 Temmuz 81. Bitişlerinde de sorun yok. Pasaport numarasında sorun yok. Fotoğraf. Evet az çok öylesin. Konşimenton yok zaten. Yani giriş yönetmeliklerinden çakıyorsun da bir bakacağız şimdi ne durumdayız. Lastiklere bakıyoruz. Neye bakıyoruz? İnik tekerler, aynen. Hocam arabaya iyi bakmışsın, orasını söyleyeyim. Arabaya iyi bakmışsın, o yüzden hakkım bunu söylemek. Ya sen beyefendi birine benziyorsun ve hiçbir sıkıntı yok. Çok kibar söyledi ya, reddedildi ya. Çok özür dilerim. Giriş yönetmeliklerinden kaldın. Gazeteci ihtiyacımız yok. Maalesef ne gün. Biz de isterdik Acaristan'ın kültürü biraz daha renklensin ama şu an mutluymuşuz. Kendi kültürümüzden o yüzden sizi yollayacağız. Acaba neler çıkacak? Nasıl bir şey çıkacak? Selam hocam. Kırmızı değil, sürücünün yaşı 42 ile 4PQ. Merhabalar.
Kusursuz incelim yapmışız, güzel. Hocam selam. Geç şöyle. Senlik bir sıkıntı yok. Ver bakalım belgelerini. Bir kırmızı araç daha var arkada. Pezo. Arjantin pezosu. Şerefsizler, şerefsiz, o pezoyu basan şerefsizler. Neyse. Nur Amiri. Sen de mi gazetecisin birader? 26 Haziran, 15 Haziran. Bitiş tarihinde de sıkıntı yok. Pasaport numarasında da sıkıntı yok. Fotoğrafta da sıkıntı yok. Konşimenton zaten yok. Maalesef gazetecisin. 13 Temmuz 1981. Aa, bunu da bitiş tarihine dikkat etmemiz lazım. Buradan gidiyorsun. Şöyle bir bakıyorum. Bir tane far gidik. İnik tekerlere bakacaktım aslında. Eksik aynalar. Eksik tamponlar. Burası tamam. Burası da tamam. Bu zaten hani en fazla 2 olabiliyordur değil mi? Eksik tampon. Oha! Nasıl ya? Eksik tampon yok. Sıkıntı yok. Nasıl bir arabanın 6 tane tampon nasıl olabiliyor ya? Nasıl bir araba? Arızalı karoser. Bakalım. Bir şey yok. İyiyiz. Evet hocam. İncelme bitti. Bir baştan bakıyoruz. Ad, soyad, her şey tamam zaten. Bir giriş yönetmeliklerinden çaktın. Maalesef. Devletimizin şu an elinde zaten yeterince iyi ve şey gazeteciler var. Hani bazı meslek dallarını çok şişirmeyelim diye, çok şey yapmayalım diye, hava basmayalım diye böyle diyoruz. Yoksa bizim elimizde yeterince bu meslekten olduğu için bunu diyoruz. Yanlış anlamayın. Gazetecilerimize değer veriyoruz. Lan 4PQ değil mi? Yok. Ama sen kırmızısın. Sen bir dışarı çık bakalım sen. Aa, terfi ettim. Yes. Mahkumların ve kaçak malları alması için tutukluyu arayabilirsin. Tutukluyu aramıyorumdur bence ama. Ve belgelerini rica edeyim. Teşekkür ederim efendim. Evet, sen konşimento getirmişsin. Ona bakacağız. Atsuyat, Erik Radyani. Pasaport numarası bu. Bitiş tarihi 19 Mayıs 81. Ooo, güzel şey var. 18 Mart 81. Baktın. Fotoğraf. Bıyıkları kesmişsin. Böyle yapmayalım bir daha. Sonrakine 4 çimento 2 valiz. İlginç bir kombinasyon olmuş. 4 çimento 2 valiz. Bu motor zaten. Sen konşimentodan da çaktın galiba. Yok, ön taraf var değil mi? Yok, konşimentodan çakmadı, evet. Bunlar 4 çimento. Bunlar da 2 valiz. Sen kırmızı bir arabasın bak. Hani senin bazı şeylere bakmam gerekiyor benim. Lastikler özellikle. Şöyle içeri bakıyorum. Burada bir şey yok. Ha, senin şeylerine bakacağız. Tamam, bir dakika. İnik tekerler. Hocam okey, bu kadar. Sen zaten şey yapıyorsun. Evet, doğru. Nesin sen? Turizm. İş şey için gelmedin mi sen? Turizm için mi geldin? Kagastan. Bakıyoruz. 4PQ 42 kırmızı. Sen zaten 4PQ değil. Senin yaş kaçtı ya? 42 değil. 27. Teknik kontrol yaptık. Konşimento'ya baktık. Hocam sen onları bir temizle istersen. Onları bir temizle. Ve şimdi senin inceleme bitti. Reddediyoruz. Reddedildin. Maalesef. Bıyıklar ve bitiş tarihi hocam. Doğru mu hatırlıyorum? Bıyıklar ve bitiş tarihi. Ay, çok susamışım. Acayip susamışım. Kamyon arkasına yine kırmızı bir kamyon mu geliyor? Ulan. Bugün bitmiyordu. Kusursuz inceleme. Güzel. Alayım. Sizi de dışarı alayım efendim. Yok öyle basıp gitmek. Bunu da kapatayım. Önünde de durayım. Seni kapat. Anton Novikov.
Anton Novikov. Başka bir şey yok. 9 Temmuz 81, 23 Ağustos 81. Pasaport numaran uyuşuyor. Sen 51 yaşındasın. Allah, 51-52 yaşındasın. Yani yakınsın aslında. Konşimenton yok. Giriş yönetmeliklerin de alakalı bir şey yok. Ne için geldin ki sen? Sen Acaristanlısın zaten. Okey. Şimdi bir şeylere bakacağız. Arabana bakacağız. İnik teker var mı diye. İnik teker yok. Zaten kamyon, yani inik teker ne kadar şey yapar bilmiyorum. Ama bir sorun yok. Evet, gidebilirsin. Dur, gidebiliyor muydun? Ad soyadda bir şey yok. Evet. Sen iyisin ha. Hadi git bakalım. Onaylandın. Görüşürüz. Vay be, uzun sürdü gün ha. Ha, kırmızı kamyon. Geldi kırmızı kamyon. 4PQ 42 kırmızı. Kusursuz inceleme, güzel. Hocam. Bir çık bakalım dışarıya. Bıyıklı abimiz. Alayım, şunu kapatayım. Heh, bir dakika, bir dakika. Hocam. Ya hocam ya. Ya. Normalde görmeyeceğim şeyi gördüm ya. Envanterim ne durumda? İyi, azıcık daha bakabilirim. İnşallah kaçıp gitmezsin ha. İnşallah kaçıp gitmeye çalışmaz. Oo. Zaten çok lastiğimiz, çok tekerimiz var deyip her tekere bir şey sokmuşsun. Her tekere bir şey sokmuşsun. Çüş ya. Azıcık daha şey olun ya. Ya aptal yerine konulduğumu hissediyorum. Azıcık daha zekice davranın ya. İnsan biraz daha şey olur ya. Ya bu gümrük memurlar var karşımda. Ha, ben biraz daha şey yapayım. Biraz daha temkinli olayım. İnsan bir böyle der ya. Oturduğu yerin altını üstüne de koymuş. Kaçak mal avcısı bir. Güzel. Burada bir şey yok. Maalesef orada bulamadık. Şöyle bakıyorum başka nerelerde var diye. Bu koltukta bulamıyorum. Yani varsa artık komiserim bana helal edecek. Başka bir şey bulamıyorum ben. Aşağı şeyde aslında koltuğun arkasında falan. Oluyor mu? Az öncekini koltuğun arkasında gördüm değil mi? Belki koltuğun altında da vardır. O zaman veya böyle motorda, böyle motorun. Aha! Gördüm. Buldum. Yaparız. Görevimiz budur. Yani bu İşçikleri zaman sağlam getiriyorlar ha. Yani bayağı getiriyorlar. Her yere koymaya çalışıyorlar. Hocam. Yani tutuklayacağız seni. Ben hata yapmıyorum. Benlik bir sıkıntı yok. Hadi içeri. Merhaba. Merhaba. İyi tanışın bakalım. Selam hocam. Bir kaçış planım var ya. Şimdi yollayacağız. Depoyu kontrol et. Eyvah, burası bitiyor. Tamam, burası azıcık doluyor. Biz şu arabayı da bir temizleyelim. Yoldan çekelim. Hocam şunu temizle buradan. Başka bir şey bulamadım ben artık. Şimdi dinlenebilirsin diyor. Güzel. Kaçakçılık engellendi. Var mı başka bir şey? Nerede varmış? Kusursuz güzel. Hepsini bulduk. 8'de 8. Dur, daha dinlenmek yok. Telefonu açacağız. Kimi açacağız? Polis vanını çağıracağız. 500 dolar. Çok fazla 500 dolar. Ben iki kişiyi daha alırım buraya. İki kişiyi de alırsam 5 kişiyi yollarız. 500 dolar oradan alırız. Öyle düşünün. Kaçak mallardan ne kadar gelir bilmiyorum. Oradan dandik bir şey gelecek. Ama bugün değil, yarın yaparız bunu. 1800 dolarımız var aslında. Bir upgrade daha yapar mıyız diye bakıyorum.
Azıcık paramız var. Seni zaten geliştirdim. Seni şey yaptım. Miktarı mı şey yapsak az? Okey, daha fazla yükseltemiyorum zaten bunu. Azar 5ZZ2 oldu. İlginç bir ismi oldu ama. Nasıl lan? Karikatka sınır karakolunda. Oberanko'nun parası mı var? Evet, tabii ki. Acaristan sevgimizin sınırı yok. Ama kendimizi ifade edebileceğimiz başka bir yer olabilirdi. Oturdun mu lan? Ha. KGP dosyası. 14'te bir tane buldu. Allah Allah. Aa. Acaba gittiğimiz her yerde bir tane bulabiliyor muyuz? Burası ne bilmiyorum ama. Oberankov'un parası ne onu da bilmiyorum. Neyse halledeceğiz bir şekilde. Hadi hepinize iyi geceler. Şuraya bakıyorum. Senin yerin de fena değilmiş. Benim evimde böyle bir şey zaten. Ha, şurası. Uyu bakalım. $330 çıktı günlük masraflar. Ama yükseltme yaptık. 600 dolarlık yükseltme yaptık. 1103 dolar aldık mı bugün? 1103 dolarımız mı oldu? 1103 dolar mı geldi? Onu anlayamıyorum çünkü. Ana vatan koruması 1. Önümüzde sınırda geçecek olan yoğun bir gün var. 1103 değil 1013 dolarmış. 1013 dolar kalan bu ne? Ana vatan koruması ne? Karakolda 10 gün geçir. Aa. Okey. Güzel. Evet. Bu aynısı değil mi? Şu an aynı şartlarla şey yapıyoruz, yaşıyoruz. Güzel şartlarda yaşıyoruz yani. Kırmızı aracı aradan çektik. 42 yaşında bir kaçakçıyı ve 4PQ numaralı bir plakayı arıyoruz. Onun dışında yine araç kontrol falan filan aynı şeyler. Ben el ferini açayım. Siz de daha iyi görüyor olun. Şöyle yüzüne tutayım bulun. El ferini tutayım yüzüne. Ne olur ne olmaz. 4PQ yok burada. Ver hocam onu. Şimdi aşağı inmeni rica edeceğim sende. Yeni kanun tam bir trajedi. Bazı çocukları madende çalıştırıyorlar. Oraya kısa süre gitmesi bu felaketi. Hızlı geçmeme izin ver. Aşağı ineceksin hocam. Bakalım doğru belgeleri getirmişsen bu senin sorumluluğun yani. Benim sorumluluğum seni denetlemektir. Seni kontrol etmektir. Evet. İnceleme bitmedi dur. Bunu kapatıyoruz. Bakıyoruz. Sen 42 yaşında değilsin. Sen 60 yaşlarına yakınsın. Jonas Volk, Acaristan vatandaşı eşleşmedi maalesef eşleşmedi. Maalesef eşleşmedi. 23 Mart 81 o da eşleşmedi. 17 Mayıs 81 yani fotoğraf iyi. Konşimentonunda bir sıkıntı yok zaten. Şimdi inik tekerlere bakacağız. Sen zaten geçmeyeceksin. Geçebileceğin bir durumda değilsin. Bir sıkıntı yok gibi. Her şeyin iyi. Buradan. Benzin şeyi herhalde. Ben bunu indireyim. Hocam. Maalesef seni geçiremeyeceğim. Çünkü yani bir pasaport numaran eşleşmiyor. Şu anda acil müdahale gerektiren bir... Hazırım. Tutuklardan biri çalışma kampından yeni çıktı ve çalıntı bir arabayla kaçıyor. Onu durdurmamıza yardım eder misiniz? Ederim. Hedefleri haritaya kontrol et ve kaçağın aracının konumunu belirle. Kaçağın ne olursan olsun durdur. Vatan millet kat kat ka piçka falan. Neydi lan buranın ismi? Neyse. Evet. Ben şöyle dümdüz ilerleyeceğim. Kusursuz inceleme yapmışız. Güzel. 160 dolar geliyor artık kusursuz incelemeden. Gel gel görüyorum seni gel. Firari'yi durdur. Hemen. O da dolmuşta kaçıyor zaten. Hiç sıkıntı yok. Aa, benimki ne? Benimki upgrade edilmiş dolmuş. Helal parayı ben dolmuşa harcadım. Dolmuşu şu an upgrade etmeye harcadım. Ne diyor? Belirsiz şeyler. Aa, güzelmiş senin dolmuşunca.
Dur, çık çık. Şşş, şşş. Çık lan. Hadi birader, hadi evine. Yolla bir tane çetenin saldırmaya çalışacağına eminim. Ama hallederiz. Halleder miyiz? Bilmem, ne kadar kurşunum kaldığını bilmiyorum. Neyse, balta var, balta. Baltayla hallederiz. Tabancanın bittiği yerde baltayla girişiriz, sorun yok. Nerede? Neresiniz oğlum? Dal. Allah Allah. Hadi lan bir tabanca. Ah, tabanca mühimmatı ya. Diğerlerini de alayım, şuraya koyayım. Mis gibi. Bir de bana öbür taraftan pusu kurmaya çalışmışlar. Yani çok geometri bilgileri de yok. Böyle etrafa bakıyorum lan pusuyu nereye kurdular diye. Hallettik. Hallettik. İşte toplum basit matematik öğrenince böyle daha güzel şeyler yapabiliyor. Buradan sağ yapacaktık değil mi? Aynen öyle. Şimdi dümdüz ilerleyeceğiz. En sonuna sol yapacağız. Karakolumuza döneceğiz ve güzel gümrük kapımızın başında güzel görevimize devam edeceğiz. Gitmeyeceğim bir sapa pusu kurmuşlar. Ama sıkıntı yok. Ben onlara şey yapmadım. Sıkıntı çıkarmadım. Her türlü hallettik. Ya araba yine iyi durumda. Ben hala tamir ettirmeyeceğim. Belki sonraki şeyden önce falan yaparım. Evet. Yollan gelsin. Ay, acayip su kaybediyorum. Selam hocam. Dışarı önce. 4PQ mu? 4PQ 42. Belgelerini ver bakalım. Emin Toprak. Aa, ne kadar şey bir ismi var. Emin Toprak dümdüz şey var. İş kartı öğretmen. Ah be Emin hocam. Giriş örneklerinden battık. Zaten bitiş tarihinden de sen biraz çaktın. Emin Toprak sen isimden de çaktın. Toprak'ım. Pasaport numarasına bakalım şimdi çünkü. Tamam, Allah'tan o eşleşiyor. Fotoğraf. Sen gerçekten bıyıklarını kesip sadece sakal mı bıraktın? Okey, tamam, güzel. Bıyıklar güzeldi ama yani. Bıyıklar daha güzeldi. Konşimento'da bir sıkıntı yok. Ama diğer her şeyden patlıyorsun. Bakalım tekerler ne durumda. Ya Emin hocam ya. Ya bizde de çok öğretmen var biliyor musun? Bizim de çok kaliteli, çok iyi öğretmenlerimiz var. Yani senin kendi iyiliğin için seni ülkeye almıyoruz. Ya başka bir ülkede daha güzel, daha iyi bir iş bulabilirsin diye. Bizde iş bulamazsın çünkü. Maalesef, maalesef öyle. Ben de sana açıyorum kapıyı hocam. Gir bakalım içeri. Hatta ben kapatayım kapıyı sana. Yok, o kapattı yine. Neyse. Sonrakini getirin. Sen kaçakçı değilsin değil mi hocam? Çok üzülürüm. Hakikaten çok üzülürüm. Ama yani belgelerinde ve fotoğrafında bir sıkıntı var. Git onları hallet hocam, öyle gel. Öyle gel. Lan! Nerede lan? Nereye gitti? Sağ tarafa kaçtı. Aa. Herif dümdüz şey yaptı ha. Burası Arjaristan sınır kapısı. Bu gümrük memuru seni bırakmaz. Bu sınır komutanı seni bırakmaz. Bunu görmediniz. Okey, hız azıcık şey yani, yetişiyoruz da. Hah. Dur. İn. Şerefsiz. Hayvan herif. Tutuklayın şunu. Ya yapıyorum. Hata yapıyorum ya. Lan hemen bakmazsam. Çabucak. Burada bir şey yok. Burada var. Gördüm. Aldım.
Lastiklere bakıyorum. Bir şey... Oha! Bekleyeceksiniz efendim, bekleyeceksiniz. Buralarda bir şey yok. Aha. Burada bir şey yok. Hocam azıcık geri çek şu arabayı. Da şöyle çek ha. Aha. Yine lastiğe saklamışlar ya. Seni size baktık mı? Baktık. Sizde bir şey. Aha. Burada bir şey göremedim. Neyse artık salıyorum. Alacağımı aldım ben, dönüyorum. Neredeyim? Tamam, Vlad'ın aletlerini o taraftan döneriz. Hey 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 hey. Ama yaptık. Yakaladım. Zor bir görevdi. Belki bazı gümrük memurları yarıda bırakabilir, salabilir. Kaçarsa kaçsın diyebilir. Ben kaçırmam. Asla kaçırmam. Yok öyle bir şey. Kaç ve düşmanlarını yan. Kim sıkıyor lan? Nerede kim sıkıyor? Herifsizler sizi. Ne o? Dal. Dal mı? Dal job. Bak sevgi içinde, sevgiyle öldüler. Ben sevgi dolu bir insanım. Birisini de job olabilsem ya. Mutfak bıçağı. Allah Allah. Ekstra bıçaktır, yanımıza alalım. Silah cephanesi. Tamam al. 4 yap. Dönüyoruz. Hocam selam. Bir tamir et sana zahmet arabayı. Atma duro. Evet, devam ediyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Şuraya ben kaçak malları da koyayım. Burası doluyor. Bugün bu malların ve de içerideki şerefsizlerin hepsini teslim edelim. Nasılsınız lan? İyi mi? İyi miyiz? Beyler takılıyor muyuz? Güzel. Hocam sana da kolay gelsin. Bu heriflere çok kulak asma. Vigor Ajarov. Aceristan'ın reisi cumhuru. Evet, geride ne kaldı? Sadece 4 PQ kaldı. 42 yaşındaki adam kaçmış yani. Senin tampon yok. Senin bir tane far da yok. Senin araba rezil durumda hocam. Sen bir çık bakalım oradan önce. 4 PQ değilsin. Sen değilsin. İyi kurtardınız. Evet. Kumar Atayev, Kumar Atayev, Kumar Atayev. Sen nesin? Aşçı. Bir sıkıntı yok. 30 Ekim 81, 28 Nisan 81, 22 Mayıs 81. Ad soyadlarda bir sıkıntı yoktu. Pasaport numarasına bakacağız. Eşleşti. Fotoğraf da bir sıkıntı yok. Konşimento. 2 valiz, 2 tavuk. Ne? Bu 2 tavuk. Bu da 2 valiz, bir sıkıntı. Görünmüyor. Kumar Atayev, Kumar Atayev, Kumar Atayev işleri baştan kontrol ettik. Konşimento'da sıkıntı yok. Giriş yönetmeliklerinde zaten sıkıntı yok. İnik tekerler. Tamam. Yani bir baştan bir kontrol edeyim, ne olur ne olmaz. Evet, bir sıkıntımız yok. Ama onaylıyorum, ama git arabanı yaptır.
Ben çıkıyorum. Çıkmıyorsun, giriyorsun. Erkek kralı. Erkek kralından çıkıyor olabilirsin. Doğru. Makul. Acayip susadım. Su içmem lazım. Fena su içmem lazım. Selam minik hocam. Acayip tatlı bir avrak. Kusursuz inceleme. Güzel. Lütfen arabadan çık. Kapıyı kapatalım. Belgelerini ver. Alayım hocam. Teşekkürler. Adalet maluf. Adalet maluf. Adulet maluf. At soyadla bir sıkıntılı. Sen zaten giremeyeceksin. 12 Ekim 81 26. Okey, bu tutuyor, bu tutuyor. Bu da tutuyor. Hiç tarihinde sıkıntı yok. Pasaport numarası eşleşti. Oradan da sıkıntı yok. İş ne? Madenci. Keşke girebilseydin. İyi ihtiyacımız olurdu ama taş ocaklarını bizimkileri çalıştırıyor zaten. Konşimenton yok. Fotoğrafta bir sıkıntı yok. Ben bir kontrol edeyim. İnik tekerler. Bir tane inik teker. Eksik tamponlar. Ön tampon var. Arka tampon yok. Arızalı karoseri. Karoserde bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ama zaten hocam senin ad soyattan bir şey yapıyorsun. İsmin Adulet'se içeri gir istersen ama ismin Adulet değil. O yüzden seni maalesef reddediyoruz. Albarka geri dönmen gerekiyor. Gidip belgeni yenileyeceksin, düzelteceksin. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Albarak'a selam söyleyin. Albarak halkına selam söyleyin. Belgeleri düzgün getirin. Biraz daha düzgün getirin. Her gelen insandan diğerini aralamıyoruz. Aa, ne oldu? Eksik geldi. Kusursuz değil. At soyad nereden? Kırık cam. Bir tane cam kırıkmış, onu görmemişim. Allah Allah. Neyse. Sorun değil. Zaten şeyiz artık. Terfi konusu o kadar önemli değil de parayı alsak iyiydi işte. Para fena olmazdı. 2103 dolarım var. 2103 dolarla ne yapılır? Ne yapacaktım ben? Şey çağıracaktık. Doğru. Çünkü depo doldu. Polis vanını çağır. Polis vanı garajın park halinde, hareket gece yarısı planlanıyor. Tamam, sıkıntı yok. Polis vanına biz ilk önce suçluları dolduracağız, sonra şeyleri dolduracağız. Hocam selam. Bütün mahkumları naklet. Güzel. 899 dolar transfer edilen mahkumlar. 5 tane şey yapmışız. Bütün kaçak malları naklet, evet. 539 dolar, hey be! Oğlum çok sağlam şey ha. Arkadaşlar, iyi miyiz? Keyifler yerinde mi? Ben de geçeyim mi şuraya, oturayım mı? Herkes bakıyor bana. Aslan parçası, bu kadar şey yapma ya. Arslan Fadel. Bahar Ünal. Bahar Ünal mı? Ha, firarisin sen, doğru. Bahar Tungalak, sen de mi firarisin? Hepiniz firari misiniz lan? Siz nereden kaçtınız? Siz ikiniz hatırlamıyorum ben. Neyse, siz ikiniz geri döneceksiniz zaten. Şu arkadaşları gösterirsiniz. Arslan Fadel, sen daha bir şey gibi görünüyorsun. Bunlar biraz daha şey bakıyor. Sen biraz daha salak salak bakıyorsun. Sen de salak salak bakıyorsun. Siz ikiniz azıcık daha zekice görünüyorsunuz. Diğerlerine yardım edersiniz. Bu iki aptal zaten kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışınca yakalandı. Nazakat Uzun. Burada bir espri var ama ben bulamıyorum. Okey, hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 3000 dolarım var. 3000 dolarım var. Ne kadar mermim var? Çok mermim var. Mermi konusunda bir sıkıntımız yok. Mutfak bıçağı da aldım mis gibi. Burada bir şeyimiz var mı? Burada bir şeyimiz yok. Bir upgrade yapabiliriz ya. Bir upgrade daha yapabiliriz. Yapalım. Ev değil. Onbaşı Maksimov. Onbaşı Maksimov'a şey verdik. Bir şunları mı versek? Polis memuru Repnin. Bir makine tüfeğimiz olsun. Sana tabanca yeter. Sen içer şehirsin, sana da verelim. Tabancalı olmayalım artık. Ekip görevde. Aa, bir şey aldım. Ne aldım? Bütün polisleri işe al. Aa, işe mi aldım lan ben bunu? Evet, şimdi yükselteceğim.
Aa, bunların hepsinin hikayesi var. Hükümet 1975 yılında Kaya'da bir nükleer santral tesisleri kurmaya karar verdiğinde Kowalski ailesi diğerleri gibi zorla yerinden edildi. Polis okuluna kaydolduğu sırada rastgele bir atama sorucunu kendine karikatkada buldu. Aa. Ha, okey, anladım. Çamış Smirnov 1979 yılında zorla askere alındı. Bir yıl sonra Obrinsk'te hükümet karşıtı ayaklanmaların bastırılması sırasında ağır yaralandı ve askeri hizmetine devam edememesi nedeniyle serbest bırakıldı. Haftalarca süren iyileşme döneminden sonra polis saflarına katıldı. Hocam sen oradan keskin nişancılık yaparsın. Bir sıkıntı yok. Maximo bu bizim arkadaş, hemen dibimizde birlikte görev yaptığımız. Satekan Emniyet Müdürlüğü Kriminal Departmanı'nda uzun yıllardır çalışan emektar polis, sarhoş bir politikacının karıştığı bir trafik kazasından sonra rütbesi düşürüldüğü ve eyaletteki bir sınır birimine nakledildiği davayı örtbas etmeyi reddetti. Aslan parçası be! Aslan parçası be! Al lan, bir daha yükseltiyorum seni. Onbaşı Repnin. Uzun yıllardır başarılı bir şekilde araba tamirhanesi işletti ancak mülk ve arsa kanununda yapılan değişiklik sonucunda tamirhanesi devlet tarafından elinden alındı. Aa. Bu olaydan sonra çeşitli ek işlerde çalıştı ve sonunda ise polis tesisinde tamirci olarak işe alındı. Polis memuru Moskoviç 1975 yılı devlet konut piyangosunun şanslı kazananı, maalesef ki kötü inşaat standartlarından dolayı çöken bina tüm ailesinin ölmesine neden oldu. Hayatını yeniden kurmaya çalışırken polis merkezinde bulduğu işten dolayı karikatkaya çalıştı. Hocam sen orada mahkumlarla muhabbet edebilirsin, hiç sıkıntımız yok. Güzel bence şeyler yaptık burada. Bütün ekibi hallettik, bütün polisleri işe aldık. Bence gayet iyiyiz. Şöyle bakıyorum dolaba. Depomuzda boş, hallettik. Nezarethane. Hocam selam. Nezarethanemiz bomboş. 5 kişi alabiliyor. Her şeyimiz iyi. Ataydı. Selam. Ne haber? Yeni üniformalar iyi hissettiriyor mu? Zırhlar falan. Evet be. Vay be. Çavuş Maksimov. Orada sniperla duran. Evet, işte bu. İşte sınır ekibimiz bu. Sınırdaki ekip bu. Halkın huzuru ve vatana kıymak isteyen düşmanlar arasındaki şey bu, arasında duran şeyler biziz, o biziz. Orada duran biziz. Acar şeyleri, acar memurları. Evet. Uyuyalım. 1591 dolarım var. Çok fazla yükseltme yaptım. İnşallah canım okumazlar diye umuyorum. Ulan gece şeyi geldi gene ya. Gece görevi geldi yani gene ya. Düşünmüyordum gece görevi geleceğini. Evet. Gene ne istiyorsunuz? Ha yok, sabah oldu. İyi iyi iyi. Ben iyi. Yani gece görevi gelse yine yaparız. Sıkıntı yok. Bir sonraki iş gününe hazır mısın? Bir şeyler değişti herhalde. Yeni gazete geldi. Evet, değerli dostlarım, değerli ahbaplarım. Çok teşekkür ederim. Acaristan'ın bu bölümünde de bana katıldığınız için, Acar dostlarımızla yine bana katıldığınız için güzel gidiyor. Ben çok keyif alıyorum. Oyun oynarken bu seriyi sizlere sunarken acayip keyif alıyorum. Zaten öyle olmasa burada olmazdık. Devam edeceğiz. Tam gaz devam. Bir ipucunuz, vermek istediğiniz bir ipucu varsa, vermek istediğiniz bilgiler varsa veya böyle ilginç küçük lore'lar, onlar bunlar falan varsa bunları verebilirsiniz. Zaten ben de oyunda gördüğüm her şeyi az çok okuyorum, anlatmaya çalışıyorum. Olabildiğince ayrıntılı bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Böyle çok şey yapmıyorum. Oldu bitti falan öyle şeyleri falan şey yapmaya çalışmıyorum. Yani anladığınız çok yüzeysel oynamıyorum yani. Detaylıca bakmaya çalışıyorum. Her şeyi de yapmaya çalışıyorum az çok. Çok teşekkür ederim baştan bütün yorumlarınız, bütün like'larınız, bütün destekleriniz için, şu ana kadar izlediğiniz için, bu kadar yıldır da bana katlandığınız için artık. Sonraki bölümde, videoda, yayında görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.